Ma bkhir, şarema, ma bkhir, milletima, milletabin, piru milleton ra selamu kelam, piru milleton ra zaf selamı esti. O milleti mazazon razı xosisi zaf selamını germon, şauna er şauna. Şuma sinini selameti evli, ez hivikina şuma piru pya selameti uşi. Merhaba kıymetli takipçilerim, merhaba sevgili halklarımız, halkımız merhaba. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli halkımız, halklarımız, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklamalarda bulundu. Gerçi her gün açıklamalarda bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı ama dünkü açıklamasında birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum güncel olduğu için. Bir, milli eğitim müfredatında yeni çalışmalar, yeni düzenlemelere gidiliyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı yeni milli eğitim müfredatını bahsederken de şunu söylüyor. Dört tane çocuğum var diyor. Dördü de İmam Hatip mezunu oldu ve daha sonra yurt dışında okudular. Bugün iş güç sahibiler. Peki sormazlar mı Sayın Cumhurbaşkanı? Bu ülkede normal Anadolu çocukları, İmam Hatip mezunları bugün artık iş bulabiliyorlar mı? Sizin avantajınız siz Cumhurbaşkanı olmasaydınız, imkanlarınız olmasaydı çocuklarınız her dördü de İmam Hatip'te iş bulabilirler miydi? Yurt dışına gitmeselerdi, o imkanlara sahip olmasalardı bugün iş güç sahibi olup para kazanabilirler miydi? Önemli olan bu nokta. Diğer bir tarafta Milli Eğitim Bakanlığı'nda 22 yıldır sürekli her bakan değişince bir şeyler değişiyor. Ama ne yazık ki biz haklar için hiçbir şey değişmiyor. Milli eğitim müfredatında halen Zazaki dilimiz lehçe olarak gösteriliyor ki bilim dışı. Artı Sayın Cumhurbaşkanım, biz şimdi Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında Zazaki dilimizin lehçe yerine müstakil kabul görmesi için bir yıllık bir kampanya düzenlemişiz. Siz bu kampanyamıza imza verir misiniz? Keza Sayın Cumhurbaşkanı, biz sizin 22 yıldır iktidar olduğunuz ve sizin döneminizde TRT şeş olarak başlayan, TRT Kurdi olarak devam eden, 24 saat yayın yapan, TRT Kurdi'de 24 saatte sadece 2 saat Zazaca'ya yer veriliyor. Ve bu 2 saatte hangi programlarda yer veriliyor? Ya bir sanatçı çağrılıp bir iki şarkı ilen program kendi zamanını dolduruyor. Ya da işte bir iki insanımızı finanse edip TRT devletin gücüyle finanse edip köy köy işte Zaza dili, kültürü, Zaza geleneklerini gösteren programlar yapıyor arkadaşlar. Bunun dışında TRT Kurdi'de bizim için ne var? Bu sebeple Demokrasi Zamanı Partisi bizlerin düzenlemiş olduğumuz bir yıllık imza kampanyasına Sayın Cumhurbaşkanı sizi imza vermeye davet ediyoruz. Diğer tarafta güncel olduğu için söyleyeyim. Yine işte Türkiye'de en büyük para biliyorsunuz 200 TL'dir. 200 TL ile artık bir arkadaşınızla, bir misafirinizle gidip bir kahvede iki kahve içemezsiniz. Yani 200 TL ile bir şey alamıyorsunuz artık. Ve durum bu iken medeni para, işte tarih medeni para basılacakmış. Bu kadar yüksek enflasyon içerisinde bir de böyle bir itibar işte benzeri şeylerden bahsedilir. Ve deniliyor ki en küçük kağıt para artık bundan sonra 10 TL olacak. 10 TL ile insanlar artık bir sakız alamıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Ve yine yüksek enflasyonu düzeltiyoruz diye mesela en az bugün en büyük para 1000 TL olabilmelidir. Bunun yerine 500 TL. 500 TL ile Sayın Cumhurbaşkanı, 500 TL ile artık insanlar 1 kilo et alabiliyor mu? Artık sıradan insanların cüzdanında 200 TL'den küçük para neredeyse yok. Çünkü 200 TL artık Türkiye'nin en küçük parası oldu. Oysa en büyük para olarak geçiyor hala cüzdanlarımızda. Yani biraz gerçekçi olalım. Biraz gerçekten gerçekçi olalım.
Öbür tarafta işte yumuşama sürecinden bahsediliyor. Bu yumuşama süreci kime göre yumuşama süreci, onu henüz gerçekten kimse net anlatmış değil. Anlamış da değiliz. Ama gördüğümüz kadarıyla evet, bir yumuşama süreci var. İktidar ilk kez kan kaybetti. Ve ana muhalefet ilk kez biraz kendine geldi. Bir vaziyet, bir durum söz konusu. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı bu yumuşama süreci ana muhalefeti yine uyararak kendine alan mı açıyor? Bir sorumuz o. İki, bu yumuşama süreci içerisinde eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir görev vererek bu yeni sistemde yumuşama sürecinde acaba yine Kürt soruna ilgili bir yumuşamadan bahsediyorsunuz? Eğer böyle bir durum söz konusu ise, ki bize göre öyle, siz tabii ki Türkiye'de biz isteriz ki kesinlikle şiddetin hiç bahsedilmediği bir ülkeyi arzuluyoruz. Ama gerçekçi bir çözümden de yanayız. Bu çözüm içerisinde zazalar nerede duruyor? Dolayısıyla bunu da merak ediyoruz. Evet, gündemle ilgili bir iki hususun altını çizmek istedim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum halkımız.